Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 4 halife döneminden bahsedeceğiz. Geçen videomuzda İslam tarihinde ilk İslam savaşlarından bahsetmiştik. 4 halife döneminde devlet başkanı olarak seçilen kişiler demokratik uygulamalar ile başa geldiklerinden dolayı bu dönemi Cumhuriyet dönemi adında vermekteyiz. 4 halife döneminde ilk olarak başa gelen kişi Hz. Ebu Bekir'dir. Hz. Ebu Bekir İslam dünyasının ilk halifesidir. Başa geldiği zaman zekat vermek istemeyenler, dinden dönenler, yalancı peygamberler ile mücadele etmiştir. Yapılan bu mücadeleler ridde savaşları olarak adlandırılmaktadır. Ve bu savaşlarda pek çok hafız hayatını kaybettiğinden dolayı da Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir. Yine Hz. Ebu Bekir zamanında Doğu Roma yani Bizans ile mücadeleler edilmiş. Bizans ile Ecnadeyn adı verilen bir savaş gerçekleşmiştir. Yapılan bu savaşı Müslümanlar kazanmış ve Suriye kapıları Müslümanlara açılmıştır. Hz. Ebu Bekir'den sonra ikinci bir halifemiz ise Hz. Ömer'dir. Hz. Ömer 4 halife döneminin en parlak zamanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hz. Ömer zamanında İran yani Sasaniler ile mücadeleler ve Bizans ile yapılan mücadeleleri görüyoruz. Başa geldikten sonra Sasaniler ile köprü savaşı yapılmıştır. Yapılan köprü savaşını Müslümanlar kaybetmiştir. Daha sonrasında ise Doğu Roma yani Bizans ile Yermük Savaşı yapılmış. Yermük Savaşı ile beraber Suriye ele geçirilmişti. Zaten az önce de ne söylemiştik? Hz. Ebu Bekir zamanında Ecinaden Savaşı ile beraber Suriye kapıları Müslümanlara açılmıştı. Hz. Ömer zamanında da Yermük Savaşı ile beraber Suriye ele geçiriliyor. Yine baktığımız zaman e, Sasaniler ile Kadisye Savaşı yapılmış ve Kadisye Savaşı'nın sonucunda Irak ele geçirilmiştir. Yine Sasaniler ile Nihavent Savaşı yapılmıştır. Nihavent Savaşı'nın sonucunda İran fethedilmiştir. Azerbaycan ele geçirilmiş, Müslümanlar ile Türkler komşu olmuştur. Burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. Müslümanlar ile Türkler Hazreti Ömer zamanında komşu olmuştur. Hazreti Osman zamanında ise mücadeleler başlamıştır. Hazreti Ömer zamanında Mısır ele geçiriliyor. Mısır'ın ele geçirilmesiyle beraber İslamiyet Afrika kıtasında da yayılma imkanı bulmuştur. Hazreti Ömer zamanında İslam devletinde kurulan kurumlar. İslam devletinde kurulan kurumlardan ülke emirlik adı verilen yönetim birimlerine ayrılmıştır. Her emirliğin başına ise merkezden valiler atanmıştır. Yine bu dönemde arkadaşlar İslam Devleti'nde ilk düzenli ordu Hazreti Ömer zamanında oluşturulmuştur. Ordular için cünt adı verilen ordugahlar oluşturulmuştur. Yine bu dönemde e, iletişimin sağlanabilmesi için askeri posta teşkilatı kurulmuştur. Ele geçirilen ganimetler Beytülmal adı verilen devlet hazinesinde tutulmuştur. Yani bir hazine kurulmuştur. Yine arkadaşlar Hazreti Ömer zamanında İkta sistemi olarak adlandırılan toprak sistemi oluşturulmuştur. Bu toprak sistemi Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi adıyla isimlendirilecektir. Yine Hazreti Ömer zamanında hicretin başlangıç kabul edilmesiyle beraber hicri takvimde oluşturulmuştur. Hazreti Ömer döneminden sonra ise 3. Halifemiz Hazreti Osman'dır. Hz. Osman zamanında ise arkadaşlar artık Türkler ile Müslümanlar arasında yapılan mücadeleleri görüyoruz. Bu dönemde Hazarlar ile komşu olunacaktır ve Türkler ile Müslümanlar arasında savaşlar başlayacaktır. Hz. Osman zamanında Kuzey Afrika fetihleri devam etmiş ve Tunus fethedilmiştir. Yine bu dönemde Şam valisi Muaviye tarafından İslam donanması oluşturulmuştur. Oluşturulan bu İslam donanması ile beraber Kıbrıs fethedilmiştir. Daha sonrasında donanmamız güçlendirilmiş. Bizans ile Zatüs Savari adı verilen deniz savaşı yapılmıştır. Yapılan bu deniz savaşı tarihte Müslümanların kazandığı ilk deniz savaşı olarak karşımıza çıkmakta. Tabii ki sınırlar artık genişliyor. Sınırların genişlemesiyle beraber Kur'an-ı Kerim çoğaltılacak ve ele geçirilen yerlere gönderilecektir. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasıyla beraber Basra, Mısır, Şam, Küfe gibi bölgelere Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Hazret Osman Kureş kabilesinin Ümeyye ailesindendir. Yani soyları e, Muaviye'ye dayanmaktadır. O sebepten dolayı da arkadaşlar Hazret Osman zamanında devlet görevlerine sürekli olarak Ümeyye ailesinden olanlar getiriliyor. Devlet görevlerini Ümeyye ailesinden olanlar getirilince bu durum Müslümanlar arasında hoşnutsuzluk yaratmıştır. Durum böyle olunca Küfe ve Basra'da haksıza uğradığını savunan Müslümanlar Medine'ye gelmişler ve burada isyan etmişlerdir. İsyancılar ise daha sonradan Hazreti Osman'ın şehit edeceklerdir. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinin ardından son halifemiz Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali zamanında ise arkadaşlar Hazret Osman şehit edildikten sonra halkın isteğiyle beraber Hazreti Ali halife ilan edilecektir. İlk olarak Hazret Osman'ın katillerinin bulunması söz konusu olmuştur. E ee, Hazret Osman'ın katilleri bulunmadığını gerekçe gösteren Şam valisi Muaviye ve Hazret Ayşe Hazreti Ali'nin halifeliğine karşı çıkmışlardır. Müslümanlar arasında yaşanan bu gerginlik daha sonradan savaşa dönüşecektir ve Cemal Savaşı yani deve savaşı yaşanacaktır. Yapılan bu Cemel Deve Savaşı Hz. Ali taraftarları ile Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyir aralarında bulunduğu e, Mekke muhalifleri arasında yapılan bir savaştır. Savaşı Hz. Ali taraftarları kazanacaktır. Tabii ki e, bu savaşın sonucunda artık Medine'nin İslam şehrinde çok e, güvenli olmadığını düşünen Hz. Ali devletin merkezini, İslam devletinin merkezini Kufeye taşıyacaktır. Cemal-Deve Savaşı Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş olarak karşımıza çıkmaktadır. Hz. Ali zamanında karşımıza çıkan diğer bir savaş ise Sıffin Savaşı'dır. Bu Sıffin Savaşı'nda ise arkadaşlar Şam valisi olan Muaviye Hz. Ali'nin halifeliğini tanımamıştır ve Şam'da kendi halifeliğini ilan etmiştir. Muaviye kendi halifeliğini ilan ettikten sonrasında ise Sıffin Ovası'nda Muaviye ve Hz. Ali karşı karşıya gelmiştir. Muaviye ve Hz. Ali arasında yapılan bu mücadelede kesin bir sonuç alınamamıştır. Sorunun çözümü için hakemler heyetine başvurulmuştur. Fakat bu heyette sorunun çözümüne odaklanmak yerine daha çok ayrılıklara yol açılmıştır. Bunun üzerine Hz. Ali taraftarlarına Şiiler, Muaviye taraftarlarına Emeviler, her ikisini reddedenlere ise Hariciler adı verilmektedir. Hazreti Ali hariciler e, tarafından daha sonradan şehit edilecektir. Hazreti Ali'nin vefatı ile beraber 4 halife dönemi sona erecektir. Tabi e, 4 halife dönemi sona erdikten sonrasında ise Şam varisi olan Muaviye Şam'da kendi halifelerini ilan edecek ve Emeviler dönemi başlayacaktır. Bir sonraki videomuzda da Emeviler ve Abbasiler döneminden bahsedeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.